Efendim, huzurunuzda en genç 49'un tersi 94 yaşındaki bir eskimiş aktör var. Gayet tabii olarak Allah'ın bana bahşetmiş olduğu az da olsa kabiliyetimle. Evet, ne yapabildimse bugüne kadar onun bahşettiği kabiliyetle yapmaya gayret ettim. Evet efendim, bendeniz böyle bir Necdet Mahfi Ayran'ım. Efendim, ben Paşa Bahçesi'nde doğma büyümeyim. Yazları Paşa Bahçesi'nde otururken Beykoz'a, vapur iskelesinin karşısında bulunan bir bahçeye bir tiyatro heyeti gelirdi. Annem tiyatroyu pek severdi. Müthiş tiyatro sevgisiyle Mınakyan Efendi Kompanyası'nın bütün eserlerini seyre gider, seyreder ve gelir bizlere de anlatırdı. O zamandan demek tiyatro içime girmeye başlamış. Aşağı yukarı ben 1908 doğumlu olduğuma göre 7-8 yaşlarında giderdim. Annem götürürdü beni o tiyatroya. Annem tiyatroyu öyle severdi. Hatta derdi ki Hristiyan olsaydım aktris olmak isterdim derdi. Efendim, beni annem Avusturya Lisesi'ne yazdırdı. Annem Fatma Mesadet Hanım. Bu Avusturya Lisesi Karaköy'deydi, Galata'da. Yazıldım. Aşağı yukarı bir ay kadar okuldaydım. Bir gün bizim okuldan tayyareler geldi, İngiliz tayyareleri etrafı bombalamak üzere. Mahmut Paşa'yı bombaladılardı o sıralarda. Ve Galata'yı da bombalıyorlar. Ve bizim okuldan o uçaklara ateş açıldı. Tesadüf eseri o gün annem, ablamla İstanbul'da. Ve bu hali görüyor. Gördükten sonra annem beni bir daha okula göndermiyor. Aşağı yukarı o Avusturya Lisesi'ne 40 gün kadar gitmiş oluyorum. Annem dedi ki, Necdet'i başka bir okula verelim dedi. Mesela dedi, Galatasaray'a verelim. Aa dedim ben de, Galatasaray'a gideyim dedim ben de. Babam da baktı ki annem istiyor, ben istiyorum. Peki dedi, Necdet'i Galatasaray'a yazdıralım dedi. Ve böylece Galatasaray Lisesi'ne kaydedildim 1919'da. Son sınıfa gelirken bir senem kaldı. Babam vefat etti. Babam vefat edince o zaman Galatasaray Lisesi'nin senelik masrafı 80 altın idi. Annemde o para yok. O parayı veremeyince ben Galatasaray'ın 6. sınıfından ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Yani Galatasaray'dan diplome olamadım. Diploma alamadım. Beni muhasebeye alıyorlar. Fakat muhasebe odası da salonu da o kadar büyük ki
aşağı yukarı 30-40 tane masa var. Her masada bir memur var. Beni orada bir masa bulamayacağı için ikinci katta bir küçük odada çalışan bir Rum matmazel var. Matmazel Avramidou. O matmazel, o odanın şefi. Binaenaleyh ben matmazel Avramidou ile çalışıyordum. O bana hesaplar veriyor. Onların yekunlarını topluyorum. Onları yapıyorum falan filan. Fakat her zaman git zaman. Matmazel Avramidou esmer güzeli bir kız. Bir Rum kızı. Göz koyuyorum galiba. Göz koyunca günün birinde yavaş yavaş açılmaya başlıyorum. Ve ona diyorum ki matmazel diyorum. Ben sizinle evlenmek istesem kabul eder miydiniz acaba diyorum. Kız gülüyor gayet tabii. Ama diyor ne söylüyorsunuz siz diyor. Siz diğer daha çocuksunuz diyor. Evet yaş 18. Siz daha küçüksünüz diyor. Hayır diyorum ilerisi için söylüyorum ben de diyorum. Valla diyor düşüneyim diyor. Ve evinden iki bavul ne alabildiyse aldı ve bize geldi. Ve beraber evlendik. Nikahlanmadık hatta daha. Yalnız evlendik. Evlenme muamelesi yapıldı. Ve böylece 52 sene evli kalıyoruz. Tasavvur buyurun. Bu. Ertesi gün Tepebaşı'ndaki tiyatroya geliyorum. Kapı önünde dolaşırken cesaret edip içeri giremiyorum. Mahmut Moralı'yı görüyorum. Aktör Mahmut Moralı ki daha evvelce de tanışmıştım kendisiyle. Eski binamızın girişinde seyirciler fuayesi vardı. Oraya geliyoruz. Tesadüf Muhsin de orada. Muhsin hayatta biraz ince konuşurdu. Ne o diyor, siz tiyatrocu mu olmak istiyorsunuz? Evet efendim diyorum. Provaya başlıyoruz. Muhsin Ertuğrul gayet tabii olarak hepimizi ilk piyeste, yerli köylü piyesinde birer köylü figüran olarak sahneye çıkarıyor. Ondan sonra 6 ay Muhsin bana roller verdi, figürasyona çıkardı, ufak tefek rollerde oynattı, ufak tefek yönetmenlikler verdi. Altı ay sonra bir gün evde oturuyorum. Biri geldi. Necdet'in seni Muhsin Bey görmek istiyor. Muhsin Bey? Ne diyor ya? Niye? Valla bilmiyorum dedi. Nerede dedim? İpekçilerin stüdyosunda. Nişantaşı'nda. Muhsin ikinci katta. Elinde bir senaryo. Necdet, sen dedi dekupaj nedir bilir misin dedi. Efendim nereden bileyim dedim. Nasıl bileyim? Ben dedim daha tiyatroya yeni geldim. Sinema deden şeyi şimdi görüyorum. Bak ya iki rol oynadım evet ama o kadar. Bak dedi sana öğreteyim dedi. Senaryonun sayfalarını çevire bana dekupajın ne olduğunu öğretti. Ben de öğrendim. Dedi bu senaryoyu al ister burada stüdyoda ister evinde çalış hazırladığın zaman bana getir dedi. Bundan maksadım. Bir ay mı çalıştım, 1,5 ay mı çalıştım, hazırladım, getirdim. Muhsin pek beğendi. O günden itibaren Muhsin Ertuğrul beni kendine asistan aldı.
Ben 15 sene Muhsin'le film çalıştım. Yalnız benimki 11. Benim de en sevdiğim film budur. Ne arıyorsun baba? Hiç biraz dinlenemiyorum. Ho ho ho! Biraz değil. Senin artık bütün dinlenecek zamanı gelmiş baba. Hop! Allah'ın işine karışma. Bak, şu rahmetliyi genç yaşında kolundan çocuğundan ayırır. Sonra bu zavallı işlerde süründürür ya. Allah'ın işi hiç belli olmaz. 15 sene film çalıştım. Ama, anlatır parantez, tiyatroda aktörüm. Gündüzlere gelecek piyasa program varsa provaya geliyorum. Öğleden sonra gidip film çeviriyoruz. Filmde çalışıyorum, Muhsin'in asistanıyım. Birinci senem böyle geçti. İlk 6. ayında 30'ar lira maaş alarak. İkinci senenin başında Muhsin maaşımı 30 liradan 50 lira yaptı. Bende ne gördü bilmiyorum. Ve beni sahne müdürü yaptı. Aktör, filmde asistan, yönetmen ve sahne müdürü. 4 iş birden yapıyorum. Hey Allah! Ama aldığım parada da fark yok. Aktör paramı, maaşımı alıyorum. İpekçilerde çalıştığım zaman asistan paramı alıyorum. Öyle. Fazla para verdirmiyor Muhsin bana da. İkinci senenin başında Muhsin beni aktör olarak dahi kullanırken sahne müdürlüğü yapınca tesadüf eseri benden evvel tiyatroya gelmiş arkadaşlarım olmasına rağmen ilk başrolü bana oynatıyor. Ve ilkbaharda gittiği Avrupa'da, Paris'te bu Viyanalı Johann Strauss'un Yarasa Operetini seyrediyorlar. Tesadüf, Yarasa Operetinin başrolünü oynayan aktör de ben tipte bir aktörmüş. Muhsin Celal'e diyor ki, Celal, biz bu sene bu opereti oynayalım diyor. Ve diyor ben aşağı yukarı kafamda rolleri kime oynatacağımı tasarlıyorum diyor. Aktörlerini tanıyor, oynanacak rolleri de görüyor. Kime oynatacağımı biliyorum diyor. Başrolü kime oynatacağım dersin, Celal diyor. Celal tabii ben hiç aklımdan geçmiyorum. Benden evvel gelen arkadaşlara söylüyorum. Hayır, Necdet'i oynatacağım deyince Celal aptallaşıyor ama bir şey söylemesine imkan yok. Amiri, siz bilirsiniz efendim diyor. Öyle kalıyor. O sene Aysel Bataklıdam'ın kızı filminin harici köy sahnelerini çekmek için 3 hafta Bursa'da bir tarlalarda çalışıyoruz. Döndük geliyoruz. Yalova vaporuyla gelirken Celal bana diyor ki bir ara Necdet diyor sen diyor bu sene bir hayvan rolü oynayacaksın. Yarasa için.
Hayvan oluyorum diyorsun. Ama bir şey sorma söylemem diyor. Peki diyorum. Hiçbir şey sormuyorum. İstanbul'a geliyoruz. Tesadüf. Yanan zavallı tiyatromuzun önü de bahçe. Tiyatro kapalı. Eskiler, hocalarım diyeceğim gayet tabii. O büyük sanatkarlar geliyorlar. Orada oturuyorlar. Çay kahve içiyorlar, sigara içiyorlar, nargile içiyorlar, sohbet ediyorlar. Muhsin geliyor, onlar orada otururken, çocuklar hoş geldin. He, ben diyor şimdi geldim diyor Avrupa'dan diyor. Size güzel bir havadisim var diyor. Biz diyor bu sene çok güzel bir Viyana opereti oynayacağız diyor. Herhalde diyor Viyana operetinin ne olduğunu bilirsiniz diyor. Herkes afallıyor filan. Viyana opereti oynayacağız ya Allah Allah filan. Ve diyor kafamda rolleri kimlere oynatacağım da biliyorum diyor. Kime şu rolü vereceğim, kime şu rolü vereceğim, kime şu rolü vereceğim. Başrolü kime oynatacağım dersiniz diyor. Herkes tabii benden evvelki çocukları. Muhammed Karaca, Refik Kemal Ardıvan, Kadri Ögelman, Necmi Oy, Kamuran, Kamuran yok pardon. Kamuran sonra geldi. Kani falan filan diye söylüyorlar. Hayır, Necdet'i oynatacağım der demez. Hepsi ayaklanıyor. Arkadaş, Muhsin Bey sen deli misin ya diyorlar. Necdet'in tiyatro bilgisi yok ya diyor. Daha bir senedir tiyatroda. Oynar, oynar diyor. O kadar. Yarasa... Evet, hazırlandım. O şöhretlerin arasına girip başrol oynayacağım. O akşam müthiş hazırlık, yarasa opereti oynanacak. Kuliste antre bekliyorum. Frak giymişim, siyah pelerin, başımda siyah silahlı şapka. Heyecan içinde bekliyorum. Tam sıram geldi, gireceğim. Muhsin omzuma vurdu. Hadi görürüm seni Necdet. Evet. Öyle girdim sahneye. Ve bütün gece opereti hatasız oynadım. Hatasız oynadım. Herhalde herkes bana hayret etti. Bir ara antrakta Hazim dedi ki aferin oğlum dedi o kadar. Muhsin ertesi gün iyi Necdet iyiydi dedi. O kadar. Başka laf yok. Kimse bana bir şey söylemiyor. Benim aklımca Muhsin diyorum herkese dedi ki Necdet'e bir tek kelime söylemek yok. İyiydin, fena idin, şurası iyiydi, burası iyiydi, aferin sana, kötü sana, kötü oldu falan filan diye. Hiç kimse bana bir şey söylemiyor ve ben de kimseye bir şey soramıyorum. Dediğim gibi Muhsin iyiydi, iyiydi dedi. Efendim Muhsin eğer o akşam opereti yalnız başına bir yerde seyrettiyse şöyle seyretmiştir. Aferin Necdet, bravo Necdet, bak biliyordum ben senin bunu becereceğini, aferin bana da, iyi görmüşüm, bravo, ben seni yetiştirdim, gayet tabii, senin de böyle bir hata yapmayacağını biliyordum, aferin bu şarkıyı da iyi söyledin, bravo Necdet, aferin, tebrik ederim seni, ama sana hiçbir şey söylemeyeceğim, inşallah sen daha ileride büyük aktör olursun, hadi bakayım göreyim Necdet, aferin, aferin, bu şarkıyı da iyi söyledin, aferin Necdet, demiştir bu senin yalnız başına. Operatif öyle seyretmiştir, zannederim.
Evet. Muhsin oynadığı her piyeste bana rol verirdi. Muhsin taklidini yapıyorum zaman zaman. Hayatta ince konuşurdu diyorum. Fakat sahneye çıkıp da rol oynadığı zaman Allah'ım o Muhsin değil. Muhsin çok kabiliyetli, büyük bir insandı. Muhsin sahnede öyle konuşurdu ki hiçbir zaman hayatta konuştuğu gibi değil. Öyle büyük kabiliyet ve o zaman çekemeyenler olmasına rağmen memleketin bir numaralı tiyatro ve sinema adamı. Muhsin mihenk taşıydı sanatın. Muhsin ne olacağını görür, ne olacağını evvelinden keşfederdi. Özür dilerim işte misali ben. Bana yarasayı oynatıyor. Ne gördü bende? Ne fark etti bende? Bende nasıl böyle bir şey ümide kapıldı? Ve herkes kendisiyle alay ettiği akşam oynar, oynar dedi ve beni oynattı. Muhsin öyle bir adamdı. Muhsin'in kâbına erişilmezdi. Babamla pek yoğun bir karşılaşmamız olmadı tiyatroda. Şöyle ki karşılıklı oynamadık pek. Üç eser sayabilirim. Bir tanesi Parisli Kız. Babam amcam rolünü oynuyordu. Ben yeğen. Parisli Kız Galip Bey'in yazdığı bir eserdir. Kendi yazdığı bir eserdir. Parisli Kız'da ben birinci perdeyi Fransızca, ikinci perdeyi Türkçe, üçüncü perdeyi de İngilizce oynamıştım. Komediydi. Komedi sayılırdı. Hatta Feridun da oynuyordu, Feridun Karakaya. Galip Bey de oynuyordu. Bu bir babamla oynadım. İkincisi, Ölüler Vergi Ödemez diye bir oyundu. Orada da baba kız oynadık. Babam otelciydi. Ben de otelcinin kızını oynamıştım. Bu iki. Üçüncüsü de Gecikenler diye bir oyundu. Bediye Hanım oynuyordu. İşte babam oynuyordu. Hatta Şener'in de küçük bir rolü vardı o zaman. Şener Şen'in. Bizim tiyatrodaydı Şener. Orada da yine amca kız oynadık babamla. Üç. Yani bir dördüncüsü yoktur. Kraliyer trajedisinde Muhsin Ertuğrul'la oynadığım soytarı rolü. Harika. Hatta soytarı malum. Bütün soytarılar krallarına nasıl muamele ederler. Ve krallar da soytarıları oldukları gibi kabul ederler. Minanne, bir ara Kraliyer'in teessürünü azaltmak için kendisine bir şarkı söylerdim. Delilerin bu sene hiç kalmadı de yeri. Onların yerlerine akıllılar geçtiler. Evet efendim, işittin değil mi şarkımı? Evet, akıllılar akıllarını kaybettiler. Senin gibi efendim.
Ah efendi, akıl vermeden evvel yaşlanmamalıydı. Ben Necdet Mafi Ayral ustayı 17 yaşımdayken Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken tanıdım. 1968 yılında Galatasaray Lisesi'nde 100. yıl şenliklerinde eski Galatasaray tiyatrocular Bir Kavuk Devrildi. Ten bir bölüm oynayacaklardı bu şenlik içinde. Galatasaray Lisesi tiyatro okulundan da iki tane genç istendi. Ben bu gençlerden biriydim. Ve aşağı yukarı onunla sahneye çıktım. İlk sahneye çıkışımdır. Ondan sonra da bu dostluğumuz, yakınlığımız devam etti. Yurt dışındayken bana kartlar atardı. Muntazam kartlarıma cevap verirdi. Necdet Mahfi Ayral çok özel, özgün bir oyuncudur. Kimi oyuncular belirli kalıp rolleri oynarlar. Kimi oyuncular bütün rolleri oynarlar. Necdet Mahfi Ayral üstadımız bu ikinci kategoriye giren çok kadife bir oyuncudur. Çok ince bir oyuncudur. Onu tanıdığım için, onunla çalıştığım için hep gurur duydum. Ayrıca onun işine, iş disiplinine ve iş arkadaşlarına gösterdiği şaşırtıcı saygıyı da hep gıpta ile izledim. Özgün bir saygısı vardır yaptığı işe. Ben tiyatroculara hep sorarlar, ilk defa ne zaman sahneye çıktınız denildiğinde ben hep Necdet Mahfi ile başladım demek küstahlığına sahip oldum. Daha sonra da duydum ki üstad kendisine 90 yaşını geçtikten sonra genç bayanlar yaşını sorduğunda ben Ferhan Şensoy'la başladım diyormuş. Ellerimden öperim Necdet abi. Film getirdik. Fakat diyorlar alelacayip bir adam. Ama müthiş sanatkar. Fevkalade komedi oynuyor. Biz gördük filmi diyorlar. Peki ama diyorum ben bundan evvel bir film yaptım. Hatta o filmde de Yahudi taklidi yaptım. Ve filmin ismini de ben koydum. İzakito Güzeller Şatosu'nda diye. Dedim ona benzerse, canım evet ama diyorlar. O filmi seyrettik. O filmde genç bir aktör oynuyordu. Bu filmde oynayan genç bir aktör değil, yaşlı bir aktör. Ama komik, müthiş komik. Sen ne dersin? E görelim filmi diyorum. Filmi görüyoruz, bakıyorum cidden Toto, orta yaşlı, müthiş hareketli, müthiş acele konuşan bir adam. Aynı neticeye varıyorum. Diyorum ki bu tarzda bizde konuşan, hareket eden insanlar Yahudilerdir. İsterseniz diyorum, ötekini yaptık ama bunu da Yahudi taklidiyle yapalım. Yapalım diyorlar. Bir yapıyoruz, bir beğeniliyor Toto. Ondan sonra 6-7 firma Toto filmleri getiriyor. Hepsini konuşuyorum. Bırakma çavalları şimdi. Neden? Öyle ya. Menfi'de ne özel pazarı kurmuştuk.
Etrafı kazıklayıp geçiriyordu. Kabahat sende. Tebe edelim dedim, buralara düştük. Ayıkla şimdi çölün taşını oraya. Yaptıysak bize. Karavana yedi. Sana o kadar söyledik, bu eşeği bu kadar kibar alıştırma diye. Ben mi alıştırdım? Eşeğe yumurta yemesini ben mi öğrettim? Ben... Buyurun bakalım işte, bütün yemeğimizi yedi, aç kaldık. Bir deniz kenarına geliyorlar. Karşı tarafa geçirecek. Yedik. Denize indik. Kaha bitti. Nasıl geçeceğiz karşıya? Çocuklar, sandallar cebinizde mi? Cebinizde mi deneyim sandallar be? Ne yaparsın? Ben kendi kendime bir sandal buldum. Ayakkabımı sandal yaparım. Mendilimi de geri yelken yaparım. Karşıya geçerim. Anlaşıldı mı? İleri. Marş marş. My name is Ilya Kazan. I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey. İlya Kazan, gel bakalım dedi. Bir rol var dedi benim filmimde. Bilmem işittin mi, Amerika Amerika diye bir film çeviriyorum dedi. Orada bir küçük rol var dedi. Hamal rolü. Sen dedi aktörsün. Hamal rolü falan kabul eder misin? Ne demek efendim dedim, rolün ne olduğu mevzu bahis değildir. Rolü oynayabilmek mevzu bahis dedim. Evet dedim, kabul ederim tabii. Ama dedi hiç konuşması yok. Kabul, kabul, kabul. Hadi dedi İlya Kazan. Al bakalım çuvalı sırtına dedi. Bir çuval istedim. Dolu bir çuval. Az kalsın altında eziliyordum. Oradaki hamallar hakiki hamal. Kürt hamallar. Çuvalı alınca götürüyor. Ben de taşırım zannettim. Yok aman aman dedim, alın bunu. Yarısını boşaltın dedim. Yarısını boşalttılar. Üç kere bana o sahneyi aldırdı. Ve üçüncü keresinde hayrettir. Onun bir grubu vardı gayet tabii. 40-50 kişi. Asistanlar, script girls'ler, makyörler, dekoratörler, kameramanlar filan beni alkışladılar. Lafım filan yok. Onu oynadıktan sonra teşekkür ederim Necdet dedi İlya Kazan. İyi oldu dedi. Eğer dedi sen biraz daha genç olsaydın ben seni alır götürürdüm dedi. Amerika'ya götürürdüm dedi. Ama ne yapalım dedi, yaş icabı. Was made in Turkey and Greece. Yardım eder misiniz? Yardım edin lütfen. Özür dilerim, ne yapabilirim? Yardım edin lütfen. Hava çok sıcak ve bir... Ben aşağı yukarı 170 filmde zannediyorum. Gayet tabii ufak roller, orta janr roller ve baş roller. Bu tarafa gidelim. 8-10 tane baş rol oynadım. Farkındaysanız... Ben sahnede bugün şimdi olduğu gibi sahnede de hep dilim sürçer. Anlatacağım, onu da anlatacağım. Komiktir, komiktir. Beni arkadaşlarım sahnede rollerinde dili sürçen, rolünü unuttuğu zaman kendiliğinden rol yazıp söyleyen aktör diye tanırlardı. Çalışmalar sırasında yan gözle görebildiğim kadarıyla setin içinde çok keyifli, elinde fotoğraf makinesi, heyecanını, canlılığını, elektriğini, pozitif elektriğini çevreye yayabilen,
işte ezber konusunda kimi zamanlar zorlandığımız. Ama yine de geriye dönüp baktığım zaman iyi ki Necdet Bey'i seçmişiz, iyi ki o oynamış. Bir de Türk sinemasını ve tiyatrosunun çok eski oyuncularının oyuncularıyla sürekli beraber olmamız gerektiğine inanıyorum. Onların en azından tecrübeleri oldan, tecrübeyi kastetmiyorum yani, tecrübe de, değil de onların sahip oldukları, geçmişten bugüne aktardıkları ruhları geleceğe doğru bizim iletebileceğimize inanıyorum. Onun için iyi ki bizim filmde vardı. Yavuz çok ciddi çalışıyordu Allah için. İstediğini tarif ediyor, anlatıyor. Bizim de aklımızda kaldığı kadarıyla yapmaya gayret ediyoruz. Ve oynuyoruz. Birdenbire bir kriz patladı böyle. Durmak nedir bilmiyor. Beni setten kovdular, paramı da alamadım. Bak ben komünistlere düşmanım. Ama onlar zamanında Rusya'da bu işler iyiydi. Hasta mısın? Bitti. Derhal hastaneye. Hele senin gibi sanatkar bir adam böyle olacak. Katiyen. Gene de hiç sevmem Kızılları. Ülkemi mahvettiler. Yapma Andrei Mishkin ya. Bitti gitti bu işler ya. Gene başlama ya. O ileri yaşına rağmen çocuk saflığını, coşkusunu, ışıltısını hiç kaybetmeyen biri. Yani Necdet Mahvi insanın yaşamla nasıl uyum içinde olması gerektiğinin en güzel örneklerinden biri. Kendisiyle tiyatroda ve sinemada sadece birer defa çalışma fırsatım oldu. Ama ben karamsar değilim. Necdet Bey'in bitmeyecek enerjisiyle, eğer ben de onun kadar dayanıklı olabilirsem, bundan sonra da birçok güzel karşılaşmalarımız olacağına inanıyorum. Tanrı hepimize onunki gibi kendisiyle barışık, ışıltılı bir yaşam versin. Sen de artık vatanına dönmelisin Andruşka Mishkin. Kendi topraklarına gömülmelisin. Varsın komünistler geri dönsün. Necdet, benim için bir güzel renkler veren bir kristale benziyor. Ondaki sevgi nosyonu bir enerjidir. Çünkü sevgi yüksek enerjidir. Yaşam enerjisidir. Onunla ne zaman beraber olsam yaşamın tadına vardım. Kafamda, zihnimde kötülükler gitti. Onun yerini berrak ışıklar, güzellikler aldı. Yaşamamız için, yaşamımızı güzelleştirmek için bu tip insanlara çok büyük ihtiyaç var. Yoksa gri renkli, soluk, heyecansız bir topluma dönüşüyor bu tip insanlar olmadığı zaman çevre ve toplum. Ben hatta bugün dahi bir filmde, bir televizyonda gösterilen bir rolde kendimi seyredemiyorum. Tesadüf eseri. Kendimi görürsem, hay Allah Necdet, şurada şöyle yapsaydın daha iyi olurdu diyorum kendi kendime. Kendimi tatmin edemiyorum oynadığım rollerde. İçimde yaşattığım şeyi ya vakit olmadığı için ya yönetmen müsaade etmediği için yapamıyorum kolay kolay. Yapamayınca da tesadüf eseri kendimi seyredince kendimi kritik ediyorum. Necdet Efendi, kendine gel. Ah efendim ah! Nasıl olur böyle şeyler? Anlaşıldı mı? Ben böyle bir aktarım. Alın kullanın beni.